Bilimseverler merhaba. Bu hafta 3 boyutlu meme tümör modeli üretimini konuşacağız. Konuğum Penn State Üniversitesi'nden Profesör İbrahim Tarık Özbolat olacak. Biyoyazıcılarla üretilen tümör modellerinin tedavide neleri sağlayacağını öğreneceğiz. Şimdi merak edilen soruların yanıtlarını kendisinden öğrenelim. 3 boyutlu meme tümör modeli üretimi nasıl yapılıyor? Biz 3 boyutlu biyo basım üzerine yaklaşık 16 yıldır çalışıyoruz. Bu alandaki en önemli şu anda devam eden projelerden birisi ise meme kanseri modellerini 3 boyutlu biyo yazıcılarla üretmek. Biz ne yapıyoruz 3 boyutlu biyo yazıcılarla? 3 boyutlu biyo yazıcılarda biz canlı hücreleri kullanıyoruz ve bunları katman katman basıp 3 boyutlu dokular yapabiliyoruz. Bu dokular rejeneratif tıpta yani yinelenebilir tıpta da kullanılabilirken bazı dokuların modellemesinde de kullanılıyor. Bu model nedir? Yani direkt hastadaki dokuda çalışmak yerine bu dokuyu laboratuvar şartlarında benzetilmiş halini düşünün. Bunlar platform teknolojileri. Yani biz bu teknolojileri kullanarak tıpta, sağlıkta, değişik alanlarda, farmakolojide, eczacılıkta bu modelleri kullanarak araştırmalar yapabiliriz. Biz canlı hücreleri, özellikle meme kanser hattı hücrelerini kullanarak damarlaşmış, yani damarlı meme kanseri dokusunu yapıp biz bunları aynı zamanda içerisine perfüze edebileceğimiz, yani içerisinde canlı hücreleri, bağışıklık hücrelerini enjekte edebileceğimiz sistemler geliştiriyoruz. Bu sistemler küçük bir çip içerisinde, yani bu konuştuğum şeyler aslında milimetrenin de altında çok ufak yapılar. Tabii bunları mikroskop altında inceliyoruz, görüyoruz, analiz ediyoruz. Ve bağışıklık hücrelerini özellikle kanser immünoterapisinde kullanılan CAR T hücrelerini biz bu sistem içerisine enjekte edip, perfüze edip sistemde kanser hücreleriyle nasıl bir etkileşim halindeler, tümörlü dokuya nasıl giriyorlar, bunu anlamak için çabalıyoruz. Şu andaki immünterapide kullanılan, hücresel bazlı immünterapide kullanılan en büyük sıkıntılar, yaşanılan en büyük sıkıntılardan birisi hastanın normalde kan kanseri ya da lenf kanseri gibi kanserlerde çok etkili olan bu sistem, eğer hastada katı tümörler varsa maalesef katı tümörlerin içerisine hücreler giremediği için çok etkili olamıyor. Biz bu etkiyi nasıl arttırabiliriz? Öncelikle bunu anlamak için çabalıyoruz ve bunun için dediğimiz gibi bu tümör modellerini geliştiriyoruz. Ve hastanın içerisine nasıl bağışıklık hücreleri bir katı tümöre girmeye çalışırsa aynı şekilde biz bunu laboratuvar şartlarında benzetip hücrelerin kanser hücreleriyle nasıl etkileşim halinde olduğunu görüyoruz. Onların nasıl öldürdüğünü görüp ve bunu anladıktan sonra aynı şeyleri hastalarda da yapabilir miyiz? Bunun uğraşı içerisindeyiz. Yaptığımız çalışmalarda hücre hatlarını kullanıyoruz. Mesela şöyle diyelim, kanser, meme kanseri hücresi, bu birinci hücre tipi. Endotel hücreler, bunlar damar yapan hücreler, bu ikinci tip bir hücre. Üçüncü tip de fibroblast dediğimiz, kanserle alakalı ve kanserin büyümesinde ve T hücrelerin, bu CAR T hücrelerin katı tümörlere girmesinde engel olan aslında bir hücre tipi. Yani oradaki kanserin etrafındaki dokuyu çok yoğunlaştıran bir hücre tipi. Bu üç hücre tipini kullanıyoruz. Bunlarla biz bir tümör şeklinde yuvarlak doku küreleri yapıyoruz. Bu doku küreleri kanser doku küresi. Aynı zamanda bir de damar hattı, bir damar yapıyoruz. Ve bu damarın yanına büyük bir damar düşünün. Bu büyük damarın yanına biz tümörleri istediğimiz gibi 3 boyutlu yazıcılarla koyabiliyoruz. Yani ben hem damarın büyüklüğünü, damarın koordinatlarını, istediğim tümör dokusunun koordinatlarını, damar olan yakınlarını hepsini kontrol edebiliyorum. Yani ana damarla, perfüze edebileceğimiz damarla tümörü istediğim gibi, istediğim uzunlukta, kalınlıkta, ölçüde, yoğunlukta her şeyini kontrol edebiliyorum.
Ve ayrıca bu küçük tümörlerden bunlar birkaç yüz mikron büyüklüğünde, yani mikroskop altında görebileceğiniz şeyler. Bu tümör yapısıyla ana damarı ben kılcal damarlarla da birleştirebiliyorum. Şöyle söyleyeyim size. Gerçek yani hastada tümör nasıl gelişir? Hastada tümör birkaç hücreyle başlar. Aslında bir hücreyle başlar. Bu hücre bölünür. Tümör hücresi sayısı artar ve çevredeki hücrelerde o etkileşimine girer ve çevredeki hücrelerde işte bu fibroblast hücresi dediğim hücreler de oraya katılır. Bağışıklık hücreleri de oraya yavaş yavaş girer ve daha sonra artık tümör belli bir büyüklüğe eriştikten sonra artık o tümör büyüyemez. O tümörün büyümesi için artık damar yapan hücreleri de bir şekilde kendine çekmesi lazım ve tümörlü yapı damar yapan hücreleri de kendine çeker ve damar yaptırır. Yavaş yavaş ağlar büyür bu damarlar ve bu damarlar yavaş yavaş ana arter, yani büyük damarlara çengel atar ve büyük damarlara çengel attıktan sonra artık bu tümör hücreleri hastanın değişik bölgelerine metastaz edecek şekilde. Tabii bunun değişik evreleri var. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü gibi. Ve en sonunda tümör modelindeki bu hastadaki tümördeki kanser hücreleri vücutta değişik yerlere metastaz atar. Şimdi biz bu tabii hastadan hastaya göre değişir, tümörden tümöre göre değişir, yaşa göre değişir, cinsiyete göre değişebilir. Bir sürü faktörler var, genetik, epigenetik değişik faktörler var. Bunlara göre bu dediğim metastaz olayının uzunluğu yani zamansal olarak uzunluğu değişebilir. Tabii bizim bunu mesela bu birkaç yıl sürebilir, yıllarca da sürebilir, belki aylar da alabilir. Bizim bunu tabii yıllarca bekleme gibi bir fırsatımız yok. Bizim yaptığımız şey yaklaşık 2 hafta 10 gün gibi bir süreçte bütün bu sistemi benzetebilir miyiz? Yani bizim yaptığımız sistemde hücreleri dediğim gibi basıyoruz, tümörü basıyoruz, damar yapıyı basıyoruz ve 10 gün sürüyor sistemin büyümesi ve metastaz atabilecek bir şekle gelmesi 10 günü sürüyor. Ve 10 günün sonunda biz daha sonra bağışıklık hücrelerini sistemin içerisine perfüze edebiliyoruz, gönderiyoruz. Bu bağışıklık hücreleri damarlardan geçiyor, ana damar ağına yapışıyor. Daha sonra kılcal damarlara girip tümörlü kısma infiltre oluyor. Yani o tümörlü kısmın içerisine sızıyor. Ve tümör hücrelerini gördükçe tümör hücrelerini yavaş yavaş öldürüyorlar. Farklı çalışmalar yapıyorsunuz. Bu çalışmalar gelecekte neleri sağlayacak? Öncelikle tam istediğimiz seviyeye gelmesi için bir önemli nokta daha var. Bu önemli nokta ise genelde şu ana kadar kullandığımız hücre hatları yerine, yani çünkü hücre hatları bir kanser hastasından alınmış, daha önce laboratuvarda büyütülmüş, defalarca büyütülmüş, çoğaltılmış ve müthiş derecede agresif olan bir hattı. Yani bu agresiflik aslında size şöyle bir avantaj sağlıyor. Uzun zaman beklemek yerine aslında hücreler çok agresif olduğu için tümör çabucak büyüyor ve atıyorum 2 yılda bitebilecek, normalde hastada 2 yılda görebileceğiniz bir şeyi, bir tümör metastazını hücreler çok hızlı büyüdüğü için bizim sistemimizi 10 günde görebiliyorsunuz. Böyle bir avantajı var ama şöyle de büyük bir dezavantajı var. Kanser hastadan hastaya değiştiği için ve hastaya özgü olduğu için bir kişiden alınan hücre hattı asla insan, yani bunu genelleyemezsiniz. Hastadan hastaya göre değişiklik gösterir ve kanser immün terapisi de sonucu da yani hastadan hastaya göre değişebilir. O yüzden iyi sonuçları alabilmeniz için, en iyi modeli yapabilmeniz için hiçbir zaman müthiş derecede çok hatasız bir tümör modeli yoktur. Hiçbir eksiği olmayan ya da hastadaki tümöre %100 anlamda eş değer bir tümör modeli yoktur. Her zaman daha iyisini geliştirebilirsiniz. Ama esas oradaki kritik şey direkt hastanın kendi tümör hücrelerini alıp bu sistemleri o tümör hücreleriyle geliştirmenizdir. Eğer böyle bir sistemi yapabilirseniz 3 boyutlu biyoyazıcılarda hastadan aldığınız
hücrelerle, direkt tümör hücreleriyle, 3 boyutlu yazıcıyı kullanarak bir tümör modeli perfüze edebileceğiniz tümör modeli geliştirdiğinizde aslında bu hastadaki duruma en yakın durumdur. Şimdi biz bunun uğraşı içerisindeyiz. Ben bir yıl sabatik izinde Çukurova Üniversitesi'nde çalıştım, onkoloji bölümünde, tıbbi onkoloji bölümünde. Burada amaç hastadan aldığımız tümör örneklerini bu tip 3 boyutlu sistemler içerisinde geliştirebilmekte, laboratuvar şartlarında. Biz onları büyüttük. Şimdi Amerika'da da benzer durumu yapıyoruz. Hastadan aldığımız tümör örneklerini büyütüp 3 boyutlu yazıcılarla tümör modelleri geliştiriyoruz. Ve bunlara CAR-T'yi uygulayacağız. Ve CAR-T'nin buradaki yani hücresel immün terapinin hastadan alınan örneklerde nasıl bir etki yaptığını göreceğiz. Yani eğer yeni bir CAR-T immün terapi tekniği çıktığında, çünkü bildiğiniz gibi bu tür şeyler sürekli olarak hızlı olarak gelişiyor. Bunları direkt hastada uygulamak yerine bizim yaptığımız modellerde uygulayıp bunların etkinliğini direkt olarak görebilirsiniz. Bu hem hastaya bir şekilde bir yük belirtmez, hem nispeten yapılan tedavinin de ücretini yani yüksek miktarda düşebilir. Bu immün terapiler aslında çok pahalı sistemler. Yani biz yarım milyon dolarlık bir maliyeti olan bir sistemden bahsediyoruz. Yani hasta gidiyor kliniğe, hastadan bağışıklık hücreleri alınıyor. Bu hücreler değişik laboratuvarlara gönderilip oralarda CAR-T şeklinde dönüştürülüyor. Ve bu CAR-T'ler tekrar hastaneye gönderilip hastaya enfüze ediliyor. Ve bu şekilde bir terapi ve bunun maliyeti maalesef çok pahalı. Yarım milyon dolar gibi bir ücreti var. Bizim yaptığımız sistemlerde bu hastada etkili olabilecek mi? Biz daha önceden bunu görebilecek miyiz? Aslında esas konumuz bu. Yani hastadaki sistemi benzetebilecek, hastadaki hastalığı benzetebilecek, simüle edebilecek bir teknoloji diyelim. Peki kariyer yolculuğunuz nasıl bu alanda oldu? Ben ODTÜ makine mühendisliği çift anadal bitirdim. Daha sonra doktora programına University Buffalo'da başladım. University Buffalo'da doku mühendisliği üzerine başladım. 3 boyutlu yazıcıları kullanarak yapay doku iskeleleri yapmaya başladık. Daha sonra mezun olduktan sonra Iowa Üniversitesi'ne ben yardımcı doçent olarak girdim. Iowa Üniversitesi'nde ise değişik organ modelleri ya da rejenatif tıpta kullanabileceğimiz değişik doku ve organları yapmaya başladık. Daha sonrasında yaptığımız çalışmalar genişleyince Penn State Üniversitesi'ne taşındık. Penn State Üniversitesi'nde şu an yaklaşık 12'den fazla doku ve organ, değişik organ yapıyoruz. Tabii biz bu alanda kanser doku modellerini yapıp bunları klinikten aldığımız, işte hastalardan aldığımız örneklerle bu organ modellerini kanser doku modellerini yaparken tabii her şeyi biz yapmıyoruz. Beraber çalıştığımız arkadaşlar var. İşte için immünoloji kısmını Jackson Laboratuvarı'ndan Derya Unutmaz hocamız, işin onkoloji kısmını Çukurova Üniversitesi'nden onkoloji bölümünden, tıbbi onkoloji bölümünden Semra Paydaş hocamızla beraber yürütüyoruz. Hatta şu an mikroRNA teknolojisini de kullanıyoruz kanseri öldürmekle ilgili. Bunlar da Texas'tan Bülent Özpolat hocamızla da mikroRNA teknolojilerini kullanarak kanseri hani sadece immün terapiyle değil ama mikroRNA teknolojileriyle de öldürmeye çalışıyoruz.